Evet, Allah kabul etsin oruçlarınızı. Buyurun, afiyet olsun herkese. Emine Hanımcığım, sizden başlayalım. Gözlerini bir devirdim. Korktum bana soracağım diye ama yine de sordum. Nasıl buldunuz? Buyurun. Biraz tuzlu mu? Hani bana göre değil ama hani herkesin damak zevkini tabii, bilemem. Tabii. Biraz tuzlu geldi, bir de hapbacı geldi. Ekşiyle tuzluyu tam böyle bir ayırt yok, edeme aşamasına ikisinin geliyor. İkisinin karışımı gibi olmuş zaten. Ekşiliği de var biraz. Hmm. Biraz da tuzu belirgin olmuş. Ya biraz daha ufak olabilirdi mantıları ama. Hani şunu göz ardı etmeyelim. Bu çorba suyun içinde bekliyor. Şişiyor. Hani bak kaç saat bekledi. Doğru doğru. Hani bunu dikkate alalım. Elinize yoksa sağlık. Yoksa bu piştiğinde bu kadar değil. Bir de hani ben bunun büyük olduğunu asla düşünmüyorum. Yani daha bunun içi boş başka olursa küçük olur. Başka büyük diyen var mı mantı olur için? Ben de büyük olduğunu düşünüyorum. Siz çünkü de büyük olduğunu düşünüyorsunuz. Lezzeti güzel ama şey bir tık birazcık büyük olmuş gibi Feyza Hanım. Olabilir. Sizi üzmek istemiyorum. Yok, ama. Teşekkür ederim. Peki Emine Hanım, nohutlar için ne diyorsunuz? Biraz diri. Düdüklüde haşlandı, kuru nohutlardı. Suda diye, bir yani suda bekletilmeden. Bir bakın, siz de bakın hafif diri. Bak nohutuna bakın. Biraz ama öyle çok iyi. Düdüklüden çıkarttı. Feyza abla dedi ki aa çok güzel olmuş, gayet iyi pişmiş dedim. Yani orada çok güzel bence, yani bu daha nohut nasıl olur ki? Bak Büşra. Biraz oran sanki belki nohutunda. O da sanki birazcık. Hı. Diri mi? Biraz. Ama hepsi aynı değil. Biraz önce bir şey söyleyebilirim. Evet, bana hiç nohut gelmemiş. Yumuşak yemedim de. Ama şimdi sana nohut yok mu? Merak ediyorum. Allah Allah, o kadar tencerede. Getireyim mi? Bak, getireyim. Ağzıma bile gelmedi. Getireyim yok. Ver tabii. Yok yok. Ama onlar bir nohutun bir pişmişine bak. Aynen. Ben sen hocanın ben dediğini yap da yaptığını yapma, belli olmaz tamam sonra belki. Büşra'cığım, sen nohutları diri mi buldun? Şöyle hayır, ben özellikle baktım biraz önce, ayrı ayrı yedim. Hem mantıyı ayrı yedim hem nohuta özellikle baktım. İlk yediğim gayet pişmişti ama Emine Hanım söyledikten sonra kontrol ettim, bir tane sert geldi. Aradan, ama bir tane aradan yine baktım yumuşak, yani karışık pişmiş ama süreyle yarışıyoruz. Hani bir de dolaptan kullanmadım. Yani bu kadar olabilir yani. Dolaptan kullanmadım. Hoş görüyorsun. Arada pişenler var. Bir çünkü de birinciyi yaktık, bu ikinci. Ha, hepsi bu arada çiğ gelmedi yani. Anladım. Kokusunu almadınız mı? Yok, dışarıda gelmedi bu. 40 dakikada o gitti. Son bir saatte pişirdim ben. Birinci yandı. Tamamıyla tutmuş. Oo. Hepsini döktük yani. Bir daha haşladık nohutları. Peki Zeynep Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Şöyle, bir Adanalı olarak küçüklüğümden beri yediğim kıvam budur. Lezzeti de budur bunun. Olması gerektiği ekşiyle gibi. Ekşiyle de bu kadar ekşi oluyor çok mu? Çok güzel, evet. Yalnız ben bir şey sormak istiyorum. Biz küçükken içine kıtır yaparlardı. Yetiştiremedim. He. Hamur kızartıyordun evet, değil mi? Evet, onu kesme şeker gibi dedim ya. Kes, hamuru yuvarlarız. Sen onu unuttun mu? Onu bekledim mu ben. Unutmadım. İnanın böyle nefes nefese kaldım. Yani bir dakika boş durmadım ve koştur koştur. Peki yani orijinal yüksek çorbası olmuş mu? Olmuş. Evet. Yani büyüklüğü de budur bunun. Aynen. Bu Kayseri mantısı değil Kadir Aynen. Bey. Büşra Hanım biraz büyük buldu ya az önce. Emine Hanım da bir biraz tık büyük buldu. Ama tık değil de biraz büyük. Biraz büyük. Zeynep Hanım, Kayseri mantısı çok çok daha minik o oluyor. O minicik. Bir bu, kaşığa 40 tanesi. Biraz daha küçüğü oluyor normalden. Bu çorba gerçekten de olması gerektiği gibiydi. Neyini beğenmediniz? Ben gerçekten anlamadım. Hala düşünüyorum. Peki kıymanın iç lezzeti nasıl? Bol bol doldurdu. Evet, dedik insanların ağzına kıyma bol aynen gitsin ki iç lezzeti gelsin. İç lezzeti gayet güzel. Ekşisi de güzel. Bu ekşi olur zaten evet özünde ama tuzu birazcık fazla kaçmış. Doğru. Ama doğru, ekşisi gayet yerinde. Peki afiyet olsun. Hatice ablacığım, sen nasıl buldun nohutların evet tadını? Büşra'nın dediği gibi ekşisi biraz fazla. Yok, büyük. Büşra olması gerektiği yok, gibi. Böyle limon oluyor. Limon ekşisi mi? Limon. Yok, limon bir tık fazla. Limon, limon sıktım. Hani normal limon, limon tuzu mu değil. Hayır. Bana limon tuzu gibi geldi. Narenciye memleketimiz evet. Adana ya. Hani Adanalıyız onu ya. Onu da arada reklamını yani hemen yap. Narenciye memleketiyiz. Yani şöyle narenciye ne yapsaydık olurdu yani, yanına limon koysaydık hani belki üstüne kendimiz çıkabilirdik. Canım benim zaten ekşi diyorsunuz, bir de limon sıkıp hayır da yani sen fazla sıkmışsın hani, az sıkıp da biraz yani hani koyup içine buraya koysaydın. İçine dökmeyeydin yanına koyaydın. Yanına koysaydın. Hani yani koysaydın isteyen sıkabilirdi eşkiyi çok sen. Yaşayın da görün. Yaşayın da görün. Elor gibi gelsin. Yaşayın da görün. O dakika dakika her dakikayı nasıl değerlendirdiğini. Bekara boşamak onu kolay gelir. Ben yemeğin tadına tuzuna bile bakamadım. Vakit bulamadım. Peki, yani ben Hatice Hanım'a şunu sormak istiyorum. Şöyle yapamadım. Orijinaldeki yüksük çorbası olmuş mu yaptığınız evet gibi Adana'ya özgü? Olmuş. Sadece hamuru sert geldi. Bir tık daha kaynayabilirdi. Dişe değiyor yok yani. Canım. Tabii evet değiyor. Nasıl değecek dişe zaten dişine. Başka nereye değecek? Ay, sizin yorumunuzda ben bir tane daha yiyesim geliyor. Ha?
sert geliyor. Biraz gayet daha... güzel Hatice Hanım. Yani ben bunu üstüne biraz daha yumuşak olsa tatlamıyor. Direkt midye oturur. Hamur biraz daha sert. Bunlar da sert. Daha diğerlerini de yiyeceğiz ya, o yüzden. Feyze Hanım, tutturdunuz şişmiş diye yüksük çorbası için. Şişmemişti. Gayet siz büyük yapmıştınız. Şöyle söyleyeyim. Bana biraz ekşisiyle o tuzlusun arası biraz fazla geldi ama hamuru güzel olmuş. Nohutu dedikleri gibi arada bir pişmiş geliyor. Bir tık böyle bir bazen bir pişmemiş geliyor. O da birini yaktın, ikinciyi haşladın düdüklüğüyle ama savaş Kadir verdi. Ama Kadir Bey, bunun özelliği budur yani. Çok ekşi olmasın. Tabii. Ama. Yani evet, bu Adana evet, yemeği yani. Ya. Siz İstanbul'da yemek yemiyorsunuz. İşte Adana'da size soruyorum ama ben de. Ama sadece şey. Peki çok pardon. Olması gerektiği ekşilikte diyenler parmak kaldırsın. Biraz fazla olmuş ekşisi diyenler. Biraz fazla. Ama şöyle peki Allah kabul etsin o zaman. Tuz bir tık fazla kaçtığı için tuzla ekşi birbirine girmiş gibi olmuş. Hayır, o yüzden ekşisi fazla. Daha fazla gibi. Sen bunu sosuna tuz attın mı? Tuzuna bakmadım ki sonradan. Attı mı? Sosuna tuz atmadık çünkü. Kadir Bey, suyuna. Biber salçası salça. Kullanıldıysa biber salçaları tuzlu olur. Salça deyince rengi evet, falan yerinde. Elinize sağlık. Biber salçaları tuzlu olur adına. Elinize sağlık. Şimdi fellah köftesi geliyor, hadi bakalım. O da güzel bol sarımsaklı, Emine Hanım'ın midesine güzel güzel gitsin. Hanımlar, bu çorba hem ekşi hem biraz tuzu fazla. Karabiber dersen karabiber acısı. Nasıl anlamadınız ki bunu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.